CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Koza TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Seyhan Belediye Başkanı Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün seçimi %33 ile değil %41 ile kazanırım açıklamasına atıfta bulunarak seçimin MHP ve CHP arasında geçeceğini, hatta sonucun %45 ile 55 olarak kendisinin kazanacağını iddia etti. Siz Seyhan'a Zeydan gerek diyerek yola çıktınız. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Koza TV Haber Müdürü Mehlika Bilen'in sunduğu Akdeniz'de seçim programının canlı yayın konuğu oldu. Güzel insanlarımızla, Seyhanlarla, Adanalılarla, hatta dünyanın dört bir ucuna yayılmış bizim hemşehrilerimizle bizi. 4,5 yılda yaptığı hizmetleri anlatan Başkan Karalar, seçime Hüseyin Sözlü ile kendisinin girmesi durumunda sonucun %45'i 55 olarak sonuçlanacağını iddia etti. Bunu açıklayayım şimdi. Ben %33'ün üstünde oy alırım ve seçimi kazanırım dediğimde AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifakı söz konusu değildi. Hatta İttifak görüşmeleri intikaya uğramış, bozulmuş, ittifak ufukta görünmüyordu bile. Bir dörtlü seçim olacaktı ya da bir üçlü seçim olacaktı. Adalet Kalkınma Partisi aday çıkaracaktı, Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkaracaktı. Cumhuriyet Halk Partisi MHP ayrı aday çıkaracaktı ve başka siyasal partiler aday çıkaracaktı. Ben o koşullarda dedim ki 33 ve üstü oy alacağım, ben aday olursam ve seçim alacağım. Bunda bir yanlışlık yok. Atabiliyor muyum? Normal seçim çağrısı. Hüseyin Bey'in söylediğinde de bir yanlışlık yok. Peki Sayın Sözlü bunu ne zaman söyledi? 41 olacağım ne zaman dedi? İttifak görüşmeleri olumlu sonuçlandıktan sonra. Yani Türkiye'de Adana'da bir ittifak var. Ve bu ittifakın adayı yani AK Parti ile MHP adayı Hüseyin Sözlü. Bunu artık herkes biliyor mu? Biliyor. Doğru. %41 oy alacak. AK Parti'nin oyuyla beraber. Ben bilmem. Benim yaptığım araştırmalarda da Hüseyin Bey'in teyidinde de ittifak adayı olarak %41 alacağını zaten ikrar ediyor. Ben %41 ile kazanacağım diyor. Doğru mu? Ama kaçırdığı bir şey var. İkili bir seçime gidiyoruz. O belli zaten. Yani ittifak bittikten sonra söylediği laf bu. Değil mi? Birkaç gün önce bildiğim kadarıyla. Evet. İttifak görüşmeleri bitmiş. MHP ile AK Parti bir aday gösterecek. Doğal olarak da karşıda bir aday olacak yani. Büyük bir ihtimalle. Ufak partilerde bir aday çıkarabilir ama daha olası olan iki adaylı bir seçim olacak. Hüseyin Sözlü 41 alacak doğru. Peki geriye ne kalır? Ne kalır yüzden? %59. Demek ki rakibinin tabi Zeydan Karalar olursa 59'a yakın oy alacağını kabul etmiş oluyor demek ki. Bu açıklama. Size bir realite söyleyeyim. İkili seçimde burada söylüyorum. Herkes yazsın çizsin. 55'e 45 biter seçim. 55'e 45. Evet. Kayıtlara geçsin. Geçsin bu. Hemen bu. Benim tahminlerim %10 sapmaz. %55 Zeydan Karalar. Herhalde. O zaman Büyükşehir CHP'nin Büyükşehir adayı Zeydan Cumhuriyet Karalar Partisi değil mi? Alacak seçimi. Başkan Zeydan Karalar, MHP'nin yeniden Adana'da aday gösterdiği ismi olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün silindir gibi ezer geçeriz cümlesine de cevap verdi. Dedim ya. Ben daha önceki adayı uyguladığım standart terfiyi Zeydan Bey'e de uygulayıp silindir gibi üzerinden geçeceğim. Ne yapalım? Kendisi istedi demiş. Standart terfi diye bir şey yok. Bir ifadesinde de gömerim diyormuş. Unutmasın ki gömenler de bir gün gömülür. Son sözleriniz bunlar oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum kendisine de.